Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji Türkçe öğretmeni Ayşe Kılıç. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 7. sınıf Türkçe kitabının 5. temasında yer alan Başarıya Gitmek Mi, Başarıyı Çekmek Mi adlı metni işleyeceğiz çocuklar. Evet, ilerleyelim bakalım. Evet, gençler, Yine her zaman yaptığımız gibi hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. Burada iki sorumuz var. Okuyalım. Kişisel gelişiminize katkı sağlayacağını düşündüğünüz, sürekli erteleyip bir türlü yapamadığınız şeyler nelerdir? Anlatınız. Diğer sorumuz. Başarılı olmak için neler yapmalıyız? Evet gençler bu iki soruya hazırlanıp sınıfımıza geliyoruz. Sınıfta sizlerle birlikte bu soruları Cevaplandırmış olacağız. Evet. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Evet ben burada sesli bir şekilde okuyacağım. Sizler de gençler mutlaka e, bu metni e, sessiz bir şekilde okuyup öyle geliyorsunuz sınıfımıza. Hedefine ulaşmak için bir kapıdan geçmen gerekiyor ama o kapı kapalı. Önce o kapıyı bir kez çal ve sonra oluruna bırak. Bu acemiliğin yoludur. Kapı açılmadı mı? Aynı kapıyı kırk kez daha çal. Bu azmin yoludur. Çoğunlukla işe yarar ama bazen yetmez. Azimli olduğun kadar akıllı ve esnek de olmalısın. Kapı hala açılmadıysa etrafına bak ve gördüğün diğer kırk kapıyı birer kez çal. Bu esnekliğin yoludur. Hala açılmadı mı? Bu defa 40 farklı kapıyı 40 kez çal. Bu kararlı esnekliğin yoludur. Bu kez açılma oranı %80'dir. Yine mi açılmadı? Kararlı ve esnek düşünmek işe yaramadığında işe biraz yaratıcılık katmalısın. Bu defa 40 farklı kapıyı 40 farklı şekilde çal. Bu sefer açılma oranı %90'dır. Hala istediğine ulaşamadıysan son olarak zamanı kullan. Bir süre kenara çekil, aktif bir sabırla bekle, yeni oluşacak şartları izle. Şartlar lehine olacak şekilde değişmişse aynı süreci baştan tekrarla. Uzun zamandır hiçbir şey değişmediyse ve artık beklemek istemiyorsan o zaman tam tersine bir strateji izlemelisin. O güne kadar yaptığın her şeyi unut. Kafa, kaligrafindeki kumları sil, yerleşik ezberlerini boz, yeni bir yol icat edeceksin. Evet, kaligrafi güzel yazı sanatı demek bu arada. Yeni stratejin şu. Kapıyı çalan değil kapısı çalınan olacaksın. Bir kapıyı kırk kez çalma kararlılığını da kırk farklı kapıyı bir kez çalma esnekliğini de unut. İsteyen değil, istenen olacaksın. Uzun ve zorlu bir yol ama eğer başarırsan sonuçları sana muhteşem bir onur yaşatacak. Dış dünyadan istediklerini ısrarla talep etmeyi unut. Kendi içine dön. İçinde yeni bir oluşum başlat dünyanın tutkuyla senden isteyeceği yeni bir şey bulacaksın. Başarı stratejini ters çevir. Başkalarının kapılarını zorlama, öyle bir şey yap ki insanlar senin kapında biriksin. Ne mi yapmalısın? Önce doğaya dön, bir ormana çekil. Kitleleri fethetmek için bir süre onlardan uzaklaşman gerekir. Kendine ormanın içinde bir ev yapmakla işe başla. Evin kırk kapılı olsun. Şimdi o evinin içinde oturup düşün. Dışarıdaki dünyaya ne sunarsan herkes senin kapında birikir. Tıpkı bir zamanlar senin onların kapısını çaldığın gibi senin kapını çaldıracak olan ne? Öyle bir şey bulmalı, icat etmeli, akıl etmeli, üretmelisin ki insanlar çılgınca kapına dayanmalı. Bunu buluncaya kadar kendi başının etini ye. Senin diğer insanlardan daha iyi yapabileceğin şey ne? insanların hangi ihtiyacını en iyi sen giderebilirsin. Şu andaki bilgi, beceri ve donanımınla bunu yap yapamayabilirsin ama kendini geliştirip en iyi olduktan sonra yapabileceklerini hayal et. Orman senin okulun, olimpik antrenman alanın. Şunu unutma ki kahramanın kaderi antrenmanda yazılıdır. Bir gün Yeterince hazır olduğunda insanları yaptığından haberdar et. Gerçekten çok yararlı bir şey yaptığında kayıtsız kalamayacaklar. Açık ara üstünlük kurduğunda çılgınca kapına dayanacaklar. Eğer gerçekten ama gerçekten muhteşem bir şey bulursan insanlar seni bulur. Kısaltılmıştır. Evet. Mümin Sekman eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Bu kalanında kariyer yapmayan yazar kişisel gelişim ve başarı üzerine kitaplar yazmaktadır. 21 yılda 21 kitap yazmıştır. Eserlerinden bazıları Limitsizsiniz, Başarı Üniversitesi, Başarı Bilgesi. Evet gençler, yazarımız hakkında da kısa bir bilgi edinmiş olduk. Kişisel gelişimle ilgili güzel bir metindi. Evet, ilerleyelim. Birinci etkinlikle devam ediyoruz. Aşağıda metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları verilmiştir. Verilen kelime ve kelime gruplarını anlamları ile eşleştiriniz. Evet burada bir eşleştirme çalışması yapacağız çocuklar. Evet birinci soru azim. C ile eşleşecek. Bir işteki engelleri yenme kararlılığı. İkinci soru esnek. H ile eşleşecek arkadaşlar. Bakalım. Görüş ve tutumlarında katkı katı olmayan 3 strateji neymiş anlamı F ile eşleşiyor izlem önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol 4 olimpik B olacak cevabı olimpiyatlarla ilgili olimpiyat ölçülerinde olan 4 5 antrenman E ile eşleşiyor alıştırma herhangi bir konuda yapılan hazırlık demek altı icat etmek Y ile eşleşecek sevgili öğrenciler. İlk kez yeni bir şey yaratmak cevabı da evet yedinci talep etmek D ile eşleşiyor. istemek, istekte bulunmak. Evet 8. kapısını çalmak. I ile eşleşecek çocuklar. Birine başvurmak. 9 ve sonuncu sorumuz. Başının etini yemek. Ç ile eşleşecek çocuklar karşısındakini bezdirinceye, bıktırıncaya kadar sürekli konuşmak veya söylenmek. Evet, birinci etkinliğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Sizler de güzelce hazırlanıp gelin çocuklar bu sorulara. Evet, ikinci etkinlik. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. Birinci soru, metne göre hedefinize ulaşmak için geçmeniz gereken kapı kapalıysa nasıl bir yol izlemelisiniz açıklayınız. Önce o kapıyı bir kez çal ve sonra oluruna bırak. Bu acemiliğin yoludur. Aynı kapıyı 40 kez çal, 40 kez daha çal şeklinde gençler açıklamamızı yapıyoruz. Evet, ikinci soru. 40 farklı kapıyı 40 farklı şekilde çal ifadesi ile anlatılmak istenen nedir? Her seferinde farklı bir yol seç. Farklı stratejiler kullan demek istenmektedir diyoruz ikinci soruya da. Üçüncü sorumuz yazar başkalarının kapılarını zorlamak yerine ne neler yapmanızı öneriyor? Öyle bir şey yap ki, yap ki insanlar senin kapında biriksin. Böyle bir şey yapmamızı öneriyor yazar sevgili öğrenciler. Evet dördüncü soru sizce başarıya gitmek mi? Başarıyı çekmek mi önemlidir? Neden? Başarıya gitmek gerekir. Bunun da yolu vazgeçmemekten, çok çalışmaktan, sürekli kendini geliştirmekten geçmektedir diyoruz. Evet. Yılmadan hedefimize doğru ilerlememiz gerekecek. Evet. Çünkü başarıya gitmek daha önemlidir, değil mi çocuklar? Evet. Devam edelim. Sizin diğer insanlardan daha iyi yapabileceğiniz şeyler nelerdir? Anlatınız. Mesela ben iyi gitar çalmaktayım. Bu da beni en azından çevremde gitar çalmayanlardan daha iyi yapmaktadır. Evet. Yine sizler de bu soruya e, kendi yorumlarınızı katarak cevaplar verebilirsiniz çocuklar. Altıncı soru. Yazarın yerinde olsaydınız insanlara başarıyı yakalamaktan, yakalamaları için ne neler tavsiye ederdiniz, neden? Evet. E, dediğim gibi burada da yine kendi yorumlarınızı, kendi düşüncelerinizi yazarsınız. Ben buraya size örnek olması açısından birkaç tane görüşümü yazdım. Çok çalışılmasını, çok kitap okunmasını, yine tecrübeli insanların görüşlerinden faydalanmasını öneririm. Bunları yazdım. Evet. Üçüncü etkinlik. Kişisel gelişiminize katkı sağlayabilecek sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız. Evet çocuklar bununla ilgili bir araştırma yapıp Sınıfa e, o şekilde gelmenizi istiyorum ve yaptığınız araştırmalarınızı da e, arkadaşlarınıza, e, arkadaşlarınızla anlatmanızı, arkadaşlarınızla paylaşmanızı isteyeceğim. Evet, hazırlıklı gelelim lütfen. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki formda yer alan maddeleri okuyunuz ve okuduğunuz metinle ilgili düşüncelerinizi ifade eden Çocukları işaretleyiniz. Evet, e, burada bir form var çocuklar. Siz de bu formu e, kendi düşüncelerinize göre e, metni okuyup ona göre değerlendireceksiniz. Evet, soruları e, okuyalım, cümlelerimizi okuyalım. Atasözü deyim ve özdeyişlerden yararlanılmıştır. Evet, kısmen. Anlatımı güçlendirmek için söz sanatlarına yer verilmiştir. Evet, metni oluşturan cümleler arasında geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanılmıştır. Evet, kullanılmıştır. Metnin başlığı içeriği yansıtmaktadır. Evet, kesinlikle. Yine metinde karşılaştırma, benzetme, örneklendirme kullanılmıştır. Evet. Metinde önemli noktalar altı çizme, koyu veya itelik yazma, farklı fontu kullanma gibi yöntemlerle vurgulanmıştır. Evet. Duygu ve duygu belirten ifadelere yer verilmiştir. Hayır diyoruz. Evet. Bu şekilde formu doldurmuş olduk. Beşinci etkinlik, aşağıdaki soruları başarıya gitmek mi, başarıyı çekmek mi metnine göre cevaplayınız. Cevaplarınızdan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz. Evet. Birinci sorumuz, yazar kendi düşüncelerini mi anlatmıştır? Açıklayınız, evet yazar kendi düşüncelerini ifade etmiştir. İki, yazar düşüncelerini sorular sorarak okuyucuyla konuşuyormuş gibi mi anlatmıştır? Evet gençler, karşısında okuyucu varmış gibi bir sohbet havası içinde metnini yazmıştır diyoruz. 3 Herkes ilgilendiren konuları mı seçmiştir? Evet, herkes ilgilendiren bir konu seçmiştir. 4 düşüncelerini kesin yargılara varmadan mı anlatmıştır? Evet, çünkü kendi öznel duygularını, kendi yorumlarını ifade etmiştir, kaleme almıştır. 5. Açık anlaşılır ve samimi bir dil kullanmış mıdır? Neden? Evet, gayet açık, anlaşılır, samimi bir dil kullanmıştır. İçtenlikle e, dile getirmiştir söylediklerini. Evet, bu metnin türü gençler buradan yola çıkarak sohbet e, olduğunu görebiliyoruz. Metnin türü sohbet'tir. Evet. 6. Etkinlik. Grup arkadaşlarınızla birlikte şehrinizin tarihi ve turistik yerlerini turistlere tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğunuz dramayı Canlandırınız. Evet çocuklar bu etkinliği de hazırlanıp geliyorsunuz sınıfta. E, hazırlamış olduğunuz dramayı e, canlandırmanızı isteyeceğiz sizlerden. Yedinci etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde zaman anlamı taşıyan kelime ya da kelime gruplarını karşılarındaki kutucuklara örnekteki gibi yazınız. Sabahları çocuklar cıvıldaşır okulun bahçesinde. Ne zaman? Sabahları... Yarın hep beraber son çalışmaları yapacağız. Ne zaman? Yarın. Yemeği fazla yiyince akşam rahatsızlandım. Ne zaman rahatsızlandım? Akşam rahatsızlandım. Geçen gün yağmur şiddetli yağmış. Ne zaman? Geçen gün. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinlemenizi istiyorum. Ne zaman? Şimdi. Her akşam iş çıkışı bize uğramayı ihmal etmez. Ne zaman? Her akşam iş çıkışı. Yarı yıl tatilinde bana gideceğiz. Ne zaman? Yarı yıl tatilinde. Evet, yedinci sorumuza da bu şekilde cevaplarımız vermiş olduk sevgili öğrenciler. İlerleyelim, sekizinci etkinliğimize geldik. Yine gençler, grafik sorusu biliyorsunuz artık yeni nesil soruların içinde çok fazla yer alıyor. o yüzden çok iyi bu soruları yapabilmemiz gerekiyor. Görsel hafızamızın, işte grafik okuma yeteneğimizin de biraz gelişmiş olması gerekiyor. Lütfen bu sorularla ilgili bol bol alıştırmalar çözünüz. Evet, okuyalım. Sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki grafikte Elif, Yusuf, Ece ve Ömer'in birleşik fiiller, söz sanatları ve zarflarla ilgili çözdükleri soruların dağılımı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki boşluklara örnekteki gibi grafikle ilgili dört doğru, dört de yanlış yargı yazınız. Evet gençler, ben bunlarla ilgili Elif, Yusuf, Ece ve Ömer'in zarflar, söz sanatları, birleşik fiiller ile ilgili çözdükleri sorularla ilgili dört doğru yargı, dört de yanlış yargı hazırladım ve şimdi bunu sizlerle paylaşıyorum. Evet, okuyalım. Doğru yargılar. Birleşik fiillerde en çok soruyu Ömer çözmüştür. Doğru. Evet, söz sanatları ile ilgili en çok soruyu Yusuf çözmüştür. Doğru. Zarflarla ilgili en az soruyu Elif çözmüştür. Doğru. Birleşik fiillerle ilgili en az soruyu Yusuf çözmüştür. Evet ve son dört numaralı cümlemiz zarflarla ilgili en çok soruyu Elif çözmüştür. Evet bunlar doğru olan yargılarımızdı. Şimdi de yanlış olan yargılarımız okuyalım. Zarflarla ilgili en fazla soruyu Ecem çözmüştür. Yanlış. Söz sanatları ile ilgili en çok soruyu Elif çözmüştür. Yanlış. Zarflarla ilgili en az soruyu Yusuf çözmüştür. Birleşik fiillerle ilgili en az soruyu Ecem çözmüştür. Birleşik fiillerle ilgili en, soruyu fiillerle ilgili en çok soruyu Elif çözmüştür. Bunlar da yanlış olan yargılarımızdır diyoruz çocuklar. 9. etkinlik. Başarıya gitmek mi? Başarıyı çekmek mi metninden alınan aşağıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Yazınız, yazınız bakalım. Senin diğer insanlardan daha iyi yapabileceğin şey ne? İnsanların hangi ihtiyacını en iyi sen giderebilirsin? Şu andaki bilgi, beceri ve donanımınla bunu yapamayabilirsin. Ama kendini geliştirip en iyi olduktan sonra yapabileceklerini hayal et. Orman senin okulun, olimpik antrenman alanın. Evet, burada düşünceyi geliştirme yollarından çocuklar karşılaştırma yapılmıştır. Bakın karşılaştırma tekniğini çok rahat görebiliyoruz. Senin diğer insanlardan daha iyi yapabileceğin şeyini yani sen ve diğer insanları karşılaştırıyor ve örnek verme arkadaşlar kullanılmıştır diyoruz. Evet. Devam edelim. 10. etkinlik. Evet, burada bir kısmını ben yazdım. Bununla ilgili arkadaşlar etkinlikle ilgili kalanı sizin tamamlamanızı istiyorum. Evet, soruyu okuyalım öncelikle. Aşağıda giriş bölümü verilmiş olan yazıyı sohbet türüne göre uyuk türüne uygun olarak devam ettiriniz ve yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz. Ben Hatıralar dedim. Eşyalarımı toplarken yıllardır sakladığım fotoğraf albümü geçti elime. İşi gücü bırakıp çekildim bir köşeye ve fotoğrafları teker teker gözden geçirmeye başladım. Evden yüzüme bir gülümsemenin yayıldığını hissettim. Siz şimdi beni, beni gülümsemekten gülümseten şeyi merak ediyorsunuz değil mi? Geçmişin o güzel günleri gülümsetti yüzümü. Baktıkça o geri gelmeyecek muhteşem anların hatıralarına yüzümde ister istemez bir gülümsem oluştu. Sonrasında tek tek dostlarım aradım. Onların ne kadar özlediğimi fark ettim. Evet, devamını da sizlerin getirmenizi istiyorum sevgili öğrenciler. Sınıfta bunları okumanızı isteyeceğim sizlerden. Evet, sohbet türüne göre tamamlayalım. Evet, metnimizi tamamladık. Bir sonraki derse... Hazırlık kısmını da okuyalım. Ödevinizi de söyleyelim şimdiden. Birey alfabesi hakkında araştırma yapınız. Engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların neler olduğunu araştırınız. Defterimize bunları, bu soruları çocuklar hazırlayıp gelelim. Evet, metnimizi tamamladık. İyi çalışmalar diliyorum. Başarılar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.